30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle Altınkaya Arena'da valilik bir resepsiyon düzenledi. Biz değişmedikçe değişmeyecek kadar sağlam yerlerine oturtulmasına... Altınkaya Arena'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna vali vekili Recep Yüksel ev sahipliği yaptı. Bir tarihi edasını sizlere... Resepsiyona İl Garnizon Komutanı Personel Kıdemli Albay Ferhan Işık, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, ilçe kaymakamları, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş, Cumhuriyet Halk Partisi İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatçı, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Agah Karabıçak, Meydözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, siyasi parti il başkanları, şehit aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Biz değişmedikçe değişmeyecek kadar sağlam yerlerine oturtulmasına... Resepsiyonda vali vekili Recep Yüksel, 30 Ağustos zaferinin nasıl kazanıldığını anlatan bir konuşma yaparak, 30 Ağustos zaferinin her yönüyle tarihi bir dönüm noktası olduğuna değindi. Öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü, silah ve dava arkadaşlarını, şehitlerimizi, hayattan ayrılmış olan gazilerimizi, Cumhuriyetimizin kuruluşunda emeği geçen tüm insanlarımızı huzurlarınızda sevgiyle, saygıyla, rahmetle, minnetle anmak istiyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yaşanıldığı dönemdeki kadar bu topraklardan sökülüp atılmaya ahdedilmiş, vahdedilmiş, birlik, beraberlik içine haline gelmiş düşmanlarla açıkçası daha önce karşılaşmamıştık. Türk insanını Anadolu coğrafyasından söküp atmak isteyenler artık son kez, son güçleriyle, son hamleyi vurmak üzere Anadolu'yu bölük pörçük parçalamaya sahiplenmeye başlamışlar. Dolayısıyla yakın tarihimizde de özellikle 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünün işbirliğinde gördüğümüz gibi insanımız kültürel ve tarihi benliğini silmeyecek kadar sağlam bir şekilde de bu topraklara sahip çıkmanın şehitlikle, kanla bedeli olduğunu da öğrenip asla topraklarını ay yıldızlı bayrağımızla süslü olarak bırakmayacağından öğrenmiş olduk. Güç birliği içinde el ele vererek yaşasın, yaşamaya devam etsin. Bizler gibi nice nesiller gelip geçecek ama bu topraklarda gözü olanların asla kötü niyetleri ortadan kalkmayacak. O yüzden de yine Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün gençlere verdiği öğütlerle sözlerimi tamamlamak istiyorum. Tamam. Sizlerin asli görevi Cumhuriyet'e, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaktır. Tabii bizlerin de.